أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوات صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوات صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد صلوات قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: عجلوا بالصلاه قبل الفوت وعجلوا بالتوبه قبل الموت. Sadaka Rasulullah ve nataka Habibullah fîmâ kâl ev kemâ kâlen sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaat-i Müslümin ı din. Bizlere ağyara hasım, ebrara ise hısım, esrara tılsım kılan, yeryüzünde kainatın en şerefli mahlukatı olan insan olarak yeryüzüne gönderen Cenab-ı Hakk'a sonsuz ve nihayetsiz hamdü senalar olsun. Bütün salatu selam, tahiyyatun kiram, her türlü izzet ve ihtiram, kainatın efendisi, insanlığı, medarı, iftiharı, Allah'ın kölesi, cennetin ise efendisi olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak bir daha yeniden bir araya bizleri getirdi. Allah bu toplantımızı evvela hayırlara anahtar, şerlere kilit eylesin. Cenab-ı Hak maddi ve manevi ne kadar sıkıntılarımız varsa okunacak olan ve beyinatlar hürmetine sıkıntılarımızı izale eyleyip dünya imtihanını kazanıp ahirette Rabbimizin iltifatına mazhar olmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Kıymetli kardeşlerim, seneler evvel Fatih Camisi'nin etrafında geçimini koku ve mendil satarak geçiren bir abimiz, bir amcamız, her gün namazını kıldıktan sonra Fatih Camisi'nin duvarlarının üzerine çıkar ve insanlara bağırırmış. Ey insanlar koşun ölüme çare bulundu dermiş. İnsanlar da bu abimizin aklından şüphe etmedikleri için söyleyeceği her söze değer verdiklerinden dolayı acaba bu adam ne söyleyecek? Ölümün çaresi nedir diye gelirler ve adamın etrafında insanlar toplandıklarında o abimiz dermiş ki ey insanlar ölüme çare bulundu der ve hemen akabinde cevaben dermiş ki ölümün çaresi doğmamaktır. Kıymetli kardeşlerim dünyaya geldik üstadımızın tabiriyle yakayı ele verdik. Ali Haydar Efendi Hazretleri buyurdu ki o ki dünya minderine çıktık bu imtihanı kazanmaktan başka bir çaremiz yoktur. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Estaizu billah Efe hasibtum ennemâ halaknâkum siz zannediyor musunuz ki Allah sizi yarattı da başı boş bir iş için yarattı? Ve enne kum ileyna la turcaun. Siz Allah'a döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? E yahsabul insanu en yutraka suda. İnsan başı boş kaldığını mı zannetti? Kıymetli kardeşlerim, işte başı boş kalmayacağımız şu dünya hayatında Elbette bir gün sonunda ölümün vuku bulacağı, kişinin Rabbine kavuşacağı o an gelinceye kadar ki olan şu hayat diliminde Cenab-ı Hak ve beyinatlarla bize bir takım şeyler öğretir, bir takım şeyler gösterir. Geçtiğimiz ayetlerde o ayetlere adeta devamı nitelinde şimdi Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ali İmran suresine estağfirullah Ya eyyuhal amenu ey iman edenler Cenab-ı Hak iman eden kullara sesleniyor. Allah'ı Rab kabul etmiş, Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine iman etmiş, Allah'ın kainatı yoktan var edeceğini ya var ettiğini bilmiş ve kıyametin ve bütün kainatın tek sahibi ve maliki olduğuna inanmış olanlara Allah diyor ki: "Ey iman edenler, ittakullah Allah'tan korkun ve akabinde hakka tukatihi Allah'tan hakkıyla korkun." Ey iman edenler Allah'tan korkun ama Allah'tan da hakkıyla korkun. Bu ayeti kerimenin tefsirinde ruhul meani tefsirinde buyuruluyor ki ne zaman ki bu ayeti kerime geldiğinde sahabe efendilerimiz zangır zangır titremişlerdi. Onlar Allah'tan korkuyorlardı. Allah'a iman etmişlerdi. Bir zamanlar belki Lat ve Uzza'ya tapan ashab şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yeniden kendileri hayat bulmuşlardı. Kardeşlerim Allah onlara en iman edenler onların nezdinde bize seslenirken Allah'tan hakkıyla korkun ayeti gelince Ruhul Meani tefsiri Alusi tefsiri diyor ki o kadar korktular ki namaz kılmaktan alınları böyle adeta artık aşılanmaya başladı. Alınlarındaki etler dökülmeye başladı ve onların ayakları titremeye başladı. Ayatü ve yinatlar onlara o kadar işlemişlerdi. Heyhat öyle bir zamandayız ki sahabe efendilerimizin uykusunu kaçıran ayetler bugün bizim uykumuzu maalesef getiriyor. Hazreti Ömer'i bayıltan ayetler bugün ümmeti Muhammed'in yüreğine nakşetmiyorsa haşa noksanlık ayetlerde değil bizim kendi noksanlığımızdandır. Ey iman edenler Allah'tan hakkıyla korkun. Korkun ama hakkıyla korkun. O kadar korkun ki insanlar sizi görmedikleri zaman zannetmeyin ki Allah sizi görmüyor zannetmeyin. Hazreti Ömer Efendimizin zamanıydı. Hazreti Ömer bin Hattab Efendimiz geceleyin uyumazdı. Kendisi zamanıyla ilgili anlatılır ki buyrulur ki Hazreti Ömer derdi ki vallahi ben geceleyin uyumaya korkarım ki Korkarın ki bir tane koyunun ayağı kırılır da Allah bunun hesabını Ömer'e sorar. Ümmet yükünü omuzlara almış Hazreti Ömer Efendimiz adaletle adeta isim bulmuş Hazreti Ömer geceleyin bir yarısında sokakları geziyor. Ve Hattab'ın oğlu Ömer Efendimiz bir evin yanından geçerken eşini kaybetmiş bir kadının kızıyla konuşmasına şahitlik ediyor. İster istemez kulak misafiri olmuş. Kadın kızına dedi ki 16 yaşındaki kızına yavrum sütü sağdın mı? Kız cevaben sağdım anacım diye cevap verdi. Kadın dedi ki peki yavrum sütün içine su kattın mı deyince Hazreti Ömer'in gözleri açıldı. Nasıl olur da Müslümanları kandırma cüretinde bulunur? Bir yandan üzülürken bir yandan merak ediyor. Acaba bu kadının bu sorusuna kızı ne cevap verecek? Kız cevaben dedi ki anne bilmiyor musun ki Kainatın peygamberi aleyhissalatu vesselam buyurdu ki men gashena feleyse minna bizi aldatan bizden değildir. Ana sen bilmiyor musun halife Ömer de bunu yasaklamıştır deyince kadın cevaben dedi ki kızım Ömer şimdi bizi nereden bilsin? Ömer şimdi evinde uyuyor Allah bilir kaçıncı rüyayı görüyor deyince kızın cevabı öyle büyük oldu ki Hazreti Ömer'in yüreğine dokundu. Kız dedi ki Ana evet belki Ömer bizi görmüyor olabilir. Ömer belki bizi bilmiyor olabilir. Ömer belki şu anda evinde uyuyor olabilir. Ama anne Ömer'in Rabbi olan Allah bizi görmüyor mu? Zifiri bir karanlık gecede kap karanlık bir akaranlık gecenin içinde simsiyah bir karıncanın dahi ayak izini gören Allah bizi görmüyor mu anne? Müslümanlar Allah bizim halimizden habersiz mi? Kapıların arkasında yaptıklarımızdan, insanların bizi görmedikleri ortamda yapmış olduğumuz günahlardan Allah habersiz mi zannediyoruz? Hazreti Ömer bu sözleri duyunca sendelemeye başladı. Duvarlara tutuna tutuna zar zor evine geldi. Sabahı zor etmiş Hazreti Ömer ve sabahın ilk saatlerinde hemen hanımını gönderdi ve dedi ki çabuk gideceksin o kızı bu eve gelin olarak talip olarak isteyeceksin. Ne oldu biliyor musunuz kardeşlerim? Bu bacımız Hazreti Ömer Efendimizin oğluyla evlenmiş ve kendilerinden bir çocuk dünyaya geldi. Kim o çocuk? Ömer bin Abdülaziz. İslam'ın büyük halifelerinden, büyük alimlerinden ve velilerinden bir zat olmuştu. Kardeşlerim Allah'tan hakkıyla korkmak Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri gibi her yerde ayatü beyinatlar, hadis-i şerifler duyduğumda onunla amel etmek için can vermek kadar sağyu gayret göstermektir. Allah'tan korkmak o kadar büyüktü ki onların nezdinde Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri Kuddisesi ruhu düşünün ki kendisi kadınlar sohbetine gidiyor, Bayanlara vaaz edeceği zaman Üstadın gözleri kapalıydı. Ve Efendi Hazretlerimiz kadınların sohbetine geldiğinde yanında terlik götürürdü. Kadınlar yol açar, üstad ayaklarına terliklerini giyer ve kürsüsünden insanlara hitap ederdi. Onun ağzından çıkan o hikmetli sözlerle insanlar hayat bulurlardı. Rotasını kaybeden ümmetin gençliği yeniden rotasını bulurdu. Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetleriyle insanlar yeniden tanışırdı ve üstadımıza dediler ki efendi hazretleri neden hanımlar sohbetine giderken ayaklarınıza terlik takıyorsunuz? Üstadımız buyurdular ki ben yola çıktığımda ola ki benim geçmiş olacağım yol güzergahında hanım kardeşlerimiz otururlar da onların sıcaklığı halıya ilişmiş olur ve ben korkarım ki ben oradan geçerken o sıcaklık çoraplarıma değerse Mahmut bunun hesabını Allah'a veremez. İşte Allah'tan korkmak böyle bir şey kardeşlerim. Yalnız kaldığımızda Allah'ı daha çok zikretmektir. Yalnız kaldığımızda günahlara ağlamaktır. İnsanlar uykudayken geceleyin atakta olmaktır. Allah'tan hakkıyla korkmak Hazreti Hanzala Efendimiz gibi evlendiği gecenin sabahında Uhud'a kendisi davet edilirken Uhud'a koşmaktır. Ve ayeti kerime devam ediyor. Cenab-ı Hak diyor ki: وَلَا تَمُوتُنَّ sakın ama sakın ölmeyiniz illa ve entum Ben sizin ancak ve ancak huzuruma İslam üzere olarak gelirseniz kabul ediyorum. Ve men yebtagi gayral islami diinen felen yuqbalen ve huve fil ahireti minal Cenab-ı Hak diyor. Kim ki İslam'dan başka bir din ararsa hak olan güneş gibi parlayan bir din var iken başka bir dini kim ararsa ve onunla beraber huzuruma gelirse ondan kabul etmeyecek ve yarın ahirette o insan hüsrana uğrayacak. Kardeşlerim Müslümanca ölün ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyurdu. Peki Müslümanca ölmek için ne yapmak gerekiyor? Arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayalım ki büyüklerimiz buyurdular ya su testisi su yolunda kırılır. Eğer son nefesinizde la ilahe illallah diyerek ölmek istiyorsanız hayatınızın la ilahe illallah gibi olması lazım. Hayatınızın son anlarında doktorların çaresiz kaldığında felevla iza belagatil hulqum o can boğaza geldiğinde doktorların çaresiz kaldığında insanların birbirine gözü yaşlı olarak baktığı o anda vel teffeti saqu ayakların birbirine dolandığı o anda gücün ve kuvvetin insandan çekildiği o anda insanın ağzında kelime-i şehadetin olmasını istiyorsanız hayatınızın kelime-i şehadete göre endekslenmesi lazım. Son nefesinizde akrabu ma yakunu el abdu ve huve sacidun. İnsanın Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. Eğer Allah'a secde anında kavuşmak istiyorsanız hayatınızın her yerinde namaz olması gerekiyor. Secde ile barışık bir hayatınızın olması gerekiyor. Şu dünya hayatında neleri eskitmedi ki Müslümanlar? Ayakkabının sayısını ancak Allah bilir kaç tane ayakkabı eskittik. Yerine göre kaç tane ev, kaç tane araba, kaç tane bina eskittik. Yerine göre kaç tane elbise eskittik. Ama hayatımızda bir tane dahi seccade eskitmiyorsak işte bu işin hesabını Allah soracak bizlere. Allah kısa olan ömrümüzde en azından bir tane dahi seccade eskitebilerek ahirete göçmeyi cümlemize nasip eylesin. İşte bu minvalde kıymetli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Accilu bi salati al fevtim. Ey insanlar namaz kılmakta acele ediniz. Namazın vakti çıkmadan evvel namaz hususunda acele ediniz. Telefonunuzda 5 tane cevapsız çağrı olsa insan merak eder. Acaba niçin telefon bu kadar ısrarla çaldı? Kardeşlerim, telefonun cevapsız çağrılarına dönen bizler Allah'ın günde 5 defa cevapsız çağrıları var. Allah'ın her gün bizden beklemiş olduğu seccade var. İnsanlar sürekli WhatsApp durumlarında çevrim içi olurlarken Acaba en son ne zaman sabah namazında çevrim içi olduk? Acaba en son ne zaman Rabbimize gözyaşlarıyla secdede ağladık? Efendimiz buyuruyor ki: "Namaz kılmakta acele ediniz. Namazın vakti çıkmadan evvel namaz hususunda asla gevşeklik göstermeyiniz. Zira namaz o kadar büyüktür ki Müslümanın hayatında olmazsa olmazıdır ki üstadımız Mahmut Efendi Hazretleri buyuruyor ki: "Ne acı bir şeydir ki Müslüman adama namaz kılıyor musun diye sormak. Vallahi Müslümanlar bir Müslüman'a hayatta yapılacak olan en büyük hakaret nedir biliyor musunuz? Sen namaz kılıyor musun sorusunu sormak bir Müslüman'a en büyük hakaret olması lazım. Zira bu kadar nimetler veren Allah Azze ve Celle bizlere bu kadar nimetler lütfetmiş. Hak etmediğimiz halde sayamayacağımız kadar nimetler veren Cenab-ı Hak namaza hak etmiyor mu? Her şeye zaman varken zamanın sahibine neden zaman ayrılmasın? İki gözün için dünyaları verseler vermezsin ama iki gözü verene niçin secde etmesin diyor ya şair. Allah kendisine hakkıyla kulluk yapmaya bizleri muvaffak eylesin ve devamında buyuruyor ki: "Wa'accilu bit-taubeti qablal Ölüm size gelmeden evvelden de tövbe hususunda acele ediniz sakın işlerinizi yarına bırakmayınız. Askerden sonra namaza başlarım demeyiniz. Bir umre yapayım, bir hac yapayım, evleneyim demeyiniz. Zira yarın olur ama o yarının sabahında siz olmazsınız. Yanı başınızda gitmediğiniz caminin musallasına bir gün bedeniniz gelir. Ve siz yarına bıraktığınız bir takım işlerle ahirete göçerken o gün ahirette pişmanlıklar içerisinde Allah'ın huzuruna hesap vermeye gelirsiniz.'' Allah'tan bir zat bir terzi dükkanına girmiş. Hani Peygamberimiz buyuruyor ya aleyhissalatu vesselam Helekel musavvifun işini yarına bırakanlar helak oldu diyor ya Kıymetli kardeşlerim o Allah dostu terzideki gençle muhabbet ediyor. Oradaki gençle muhabbet ederken ona sordu namazını kılar mısın? Kılmıyorum. Oruçla aran nasıl? Şöyle böyle. Bu kadar günahlarla ömrü geçen gence dedi ki peki sen hiç Allah'a tövbe ediyor musun? O genç de bugün toplumumuzda yaygın olan bir hastalığın cevabını verdi. Dedi ki ben son nefesimde tövbe ederim. Son nefesimde güzel sözler söylerim. Ahirete öyle giderim deyince o Allah dostu o gence son nefesinde o sözü söylemenin kolay olmadığını o sözü söylemenin için hayatınızın o söze Endeksi olduğunu anlatmak adına dedi ki yavrum kaç yıldan beridir sen kumaş kesme işi yapıyorsun? Dedi ki efendim ben 20 yıldan beridir kumaş kesiyorum. Peki yavrum sen ölürken eline bir makas ve bir top kumaş verilse 20 seneden beridir sen bu işi yaptın. Ölmeden evvel son defa şu kumaşı kes deseler kesebilir misin? O adam cevaben dedi ki kesemem efendim. O zat da buyurdu ki yavrum Hayatın boyunca yapmış olduğun kumaş kumaş kesme işini son nefesinde yapamazken nasıl olur da hayatın boyunca yapmadığın tövbeyi son nefesinde yapacaksın? Hayatın boyunca kestiğin kumaşları son nefesin sıkıntısından dolayı eline alamazken hiç yapmadığın tövbeyi son nefesinden nasıl yapacaksın? Kardeşlerim Efendimizin bu hadisi şerifi Eyüp Sultan Camii Şerifi'nin girişine göreceksiniz. Bir tarafa yazmışlardır ki acilu bis salati qabla'l fevti. Namazın vakti çıkmadan evvel acele ediniz. Diğer tarafta ise ve acilu bi tevbeti qabla'l mevti. Ölüm size gelmeden evvel, kefenleriniz biçilmeden evvel, ahirete merhaba demeden evvel Dünyadan ayrılırken sevdiklerinize elveda demeden evvelde lütfen tövbe etmekte acele ediniz. Zira zaman kısadır. Zira hesaplarımız olabilir, planlarımız olabilir ama unutmayınız ki planların üzerinde plan yapan Cenab-ı Hak vardır. Yarın ne giyeceğim diye düşünürken giyeceklerinizin arasına kefen koymayı lütfen ihmal etmeyin. Nice genç kızlar gelinlik hayalleri kurarken Allah onlara kefen giydirdi. Nice gençler biliyorum ki düğünlerine iki gün kala düğün günü şu eller onlara damatlık yerine vallahi kefen giydirdi. Cenab-ı Hak bizlere şu dünya imtihanında en güzel amellerle amel defterlerimiz dolu dolu bir şekilde göçmeye muvaffak eylesin. Kendisinden hakkıyla korkmayın, kendisine hakkıyla kulluk yapmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Ve kıymetli kardeşlerim ben bu sohbeti bitirirken sahabe efendilerimizden bir misalle bitirmek istiyorum. Sahabelerden biri vardı. Af İbni Malik El Eşşai adında bir sahabe efendimizin 12 yaşlarında bir çocuğu müşrikler tarafından kaçırılmıştı. Bu sahabe efendimiz derdini Resulullah efendimize geldi anlatıyor. Fakir bir sahabeydi. Bununla beraber 12 yaşındaki evladı kaçırılmış. Acaba durum ne olacak? Allah Resulünden kendisi için yardım istedi. Evde hanımının ağladığını söyledi. Ya Resulallah ne olursunuz size geldik bize bir yol gösterin. Allah Resulü buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. İttaqillaha Allah'tan kork. Vadum la havle ve la kuvvete illa billah. Ve Allah'tan korkmakla beraber la havle ve la kuvvete illa billah zikrini çek dedim. Sahabe efendilerimizden neden için yok? Peygamber bir şey buyurduysa iş bitmiştir. Evine geldi hanımına dedi ki Resulullah'ın emri Allah'tan kork dedi. Ve la havle ve la kuvvete illa billah zikrini çekin diye emretti. Ne oldu biliyor musunuz kardeşlerim? Bu sahabe efendimiz ve hanımı geceleyin bu zikri çekerlerken kapı çalındı. Bir de ne görsün? 12 yaşındaki evlatları müşriklerin elinden kurtulmuş ve arkasından yaklaşık 4000 tane koyun sürüsüyle geldi. Yavrum dedi onların elinden nasıl kurtuldun? Çocuk cevaben dedi ki baba onlar benim elimi zincirlere bağlamıştı ve bir anda bilmediğim bir sebepten dolayı zincirler bir anda kum gibi elimden kaydı. Ve ben buraya doğru gelirken bunlar da benim peşimden geldi. Ayatü beyinatlar tecelli ediyor. Ve men yettakillâhe yec'allehu mehracen kim Allah'tan korkarsa Allah'a sığınırsa kapılar kapandı dediği anda Cenab-ı Hak ona hiç beklenmedik anda bir kapı açar. Ve men yettakillaha yec'al lehu ve Allah ona bir kapı açar. Ve yerzukhu min haysu la yahtesib hesap etmediği yerden Allah onu rızıklandırır. Allah bizi de bütün zürriyetimizi de bütün inananları da helal yoldan rızıklanmaya bizleri muvaffak eylesin. Kendisinden hakkıyla korkmayı, sıkıntılar anında da la havle ve la kuvvete illa billah zikrini dilimize pelesenk yapmayı cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hakk'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد